Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Bugün bal sağımından sonra arılara verilen ilaçlarla alakalı bir video paylaşmak istedim. Arıcıların genel itibariyle en büyük kayıp yaşadıkları sıkıntılardan birkaç sıkıntıyı sizinle paylaşacağım. Yani arıcılar ilaç kullanımı yaparken havanın sıcaklığını çok önemsemedikleri için arılarda gözle görmedikleri ama kovan içinde aşırı bir mevcut azalmasına neden olan bazı etmenler vardır. Bunlardan en büyüğü sıcak havalarda arılara herhangi hiç fark etmeksizin verilen varroa ilaçlarıdır. Varroa ilaçlarının verilebilmesi için hava sıcaklıkları kesinlikle göz önünde bulundurulup bu sıcaklık 15, en düşük 15, en yüksek ise 22 veyahut da 20 derecelerde olması gerekir. Ve son dönemlerde yani bal sağımından sonra bu dengeyi yakalayabilmemiz için arılara ilaç verilirken, yani varroa ilacı verilirken özellikle duman, yani etken maddesi amitraz olan, duman olarak kullanılan farklı markalarda ilaçlar kullanılırken sabah namazına, yani sabah namazından, daha doğrusu sabah namazından bir veyahut da 1,5 saat önce ya da tam sabah namazında namaz kıldıktan sonra direkt arıların ilaçlanması gerekir. Bunun en büyük sebebi öncelikle şudur. Hava sıcaklığı en çok sabah namazında düşer ve aynı zamanda arı o saatlerde dinlenme saatinde olduğu için arı verilen dozaj olarak verilen dumanı kendisine bir saldırı olarak algılamaz. Ama güneşin batışıyla birlikte veyahut da güneş batmadan önce duman, yani amitraz verilen arılar giriş deliğinde savunma halinde oldukları için verilen dumanı ve giriş deliğine sokulan körüğün ucunu bir zararlı etmen, zararlı bir varlık olarak algılayarak hem savunmaya geçerler hem de içeride aşırı bir stres yaşarlar ve aşırı bir kargaşa yaşanır içeride. Bu kargaşa içerisinde ana arıyı öldürme gibi sıkıntılar yaşanabilir. Bunun dışında güneş batımından hemen sonra verilen ilaçlar hava çok sıcak olduğu için arılarda zehirlenmeye neden olabilir ve bu zehirlenme yüksek oranda olabilir. Yani arılarda, erginleşmiş arılardan daha çok genç arılar bu dönemde arılığın içerisine, yani arıların içerisine ek olarak gelen genç arılar, gri arı olarak nitelendirdiğimiz arılar zehirlenip ölürler. Ve bunun farkına arıcı kolay kolay varamaz. Çünkü arılar bu ölen arıları kovan giriş deliğinden uzaklaştırdıkları için arıcı nüfus kaybının neden olduğunu da pek anlayamaz. Bu tür sıkıntılardan kaçınabilmek için öncelikle serin havalarda ilaç verilmesi gerekiyor. Eğer serin hava yoksa bu kez de amitraz içerikli dediğimiz dumanı sabah namazına yakın saatlerde vermemiz gerek. Bunun dışında asit bazında kullanılan hiçbir ilaç ülkemiz genelinde sağımdan sonra kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi takdirde içeride yoğun bir buharlaşma olacağından dolayı arılarda kovan terki ve aynı zamanda arılarda ana arı zedelendiği için ana arı ölümleri ve aynı zamanda yoğunluk çok fazla olduğu için genç arılarda yüksek oranda ölümlere neden olur. Bunlardan kaçınmak için dediğim gibi serin havalar tercih edilmesi gerek. Ve serin hava olmuyorsa kesinlikle arıyı riske atmaksızın buharlaşan
yani buharlaşarak etki yapan ilaçlardan daha çok duman ile sabah namazının saatlerinde arıya müdahale edilmesi gerek ve bu dönemlerden sonra ise sonbahara girdiğimiz zaman havalar serinleşince o zaman da arıya ne yapmamız gerek? Asit bazında veyahut da flumetrin denilen etken maddesi, flumetrin denilen ilaçlar kullanılabilir. Bunun dışında yapılan diğer tüm müdahaleler arıya kesinlikle zarar verecektir. Ve Türkiye'de arıcıların geneli bu konuda gerçekten mağduriyet yaşar. Kovan terklerinin neden olduğunu düşünürler. Bunların en büyük sebepleri varroa ilaçlarıdır. Ve varroa ilaçlarından daha çok önemli olan sebep ise havanın aşırı sıcak olmasıyla ilgilidir. Ben kendim bal sağımından hemen sonra verdiğim uygulamalar, yani arıya ilaç olarak uyguladığım uygulamalar, sadece duman kullanırım. Amitraz içerikli, etken maddesi amitraz olan duman kullanırım ve bunu da sabah namazında ve o saatlere yakın saatlerde uygularım. Bu saatlerin dışında uygulanılan arılar savunma pozisyonunda olduğu için giriş deliğinde arılar yüksek oranda saldırıya geçerler ve yüksek oranda saldırıya geçen arı stres yapar ve hava sıcaklığı yüksek olduğu için yoğunluk fazla olur. Arının, yani ilacın etken maddesi çok yoğun bir şekilde etki yapar ve ana arılar ölebilir. Ana arı öldüğü zaman da artık o arıdan arı olmaz. Ve ben varroa ilacını da şu şekilde kullanıyorum. Ben giriş deliğinden değil de şöyle açtığım şu deliklerden varroa ilacını buradan veriyorum. Arada herhangi hiçbir sıkıntı ve stres yaşatmamak adına bu şekilde bir uygulama yapıyorum. Umuyorum bu bilgiler size de yardımcı olur. Herkese hayırlı günler diliyorum.